Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok özel bir şeyler yapıyoruz. Özel bir şeylere başladık. Ne oldu? Bana bakın nasıl biçim giymişim. Pijamasıyla benim kızım dolaşıyor evde arkadaşlar. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Şaka arkadaşlar, ev kıyafetini giydi şu an. Alt taraftan evde giydiği şey ama üzerine de kaza vardı, onu giydi. Neden giydi benim kızım dediği bir gün. Pasta yapacağız ha, ne dedi, ben yapacağım bunu dedi. Çünkü neden pasta yapıyoruz kızım? Babalar günü için. Sevgililer günü için. Evet arkadaşlar, çok az kaldı. Pazartesi günü sevgililer günü. O yüzden babaya bir sürpriz yapalım dedik. Hatta çok güzel sürprizler en yapacağız. En güzeli de bu arkadaşlar. Şeker, evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi pastamızın malzemeleri var. O pastaya da ne tür malzemeler lazım? Hemen size söyleyeceğiz tabii ki de. Burada gördüğünüz gibi pastamızda unumuz var. Ne kadar un vardı bir tane? 250 gram. Ya 450 gram. Hayır. 400. Unumuz elenmiş un koyduk. Ne kadar unumuz var kızım? 300 gram. 300 gram burada unumuz var arkadaşlar. Benim kızım burada pasta yapıyor. Daha ne kadar attığımızı görmemiş. 300 gram unumuz var arkadaşlar. Burada ne kadar şekerimiz var? Şekerimiz 250 gram. 200 gram kadar arkadaşlar. Şekerimizi geri koyduk oraya. Ne yaptık kızım? Kameram böyle pır 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 yapıyordu arkadaşlar. Hemen onun bir şeyini değiştim, pikselini. Bu şekilde daha güzel görüntü var herhalde. İyice bilmiyorum ama benimkinden öyle güzel görüntü geliyor. Yarım kaldık. Ne yapıyorduk aşkım ya? 200 gram. Evet, unumuz var demiştik arkadaşlara tekrardan. 200 gram un değil. Yok, baştan tekrardan söyleyelim ki karışmasınlar. Hı-hı. Unumuz ne kadardı aşkım? 300 gram. 300 gram kadar unumuz var. 200 gram şekerimiz var. Şekerimiz var. Bir su bardağı yağımız var. Orada 200 mililitre yapıyor. 200 mililitre. 200 mililitre de sütümüz var. Sütümüz var, evet. Bir paket kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuz var. Evet. Bir de vanilya ekstrakt var. Evet. 20 milim. Bir cappuccino kaşığı kadar. Zevkinize göre, ben birazcık fazla kaçırıyorum ya. Birazcık da tuzumuz 4, var, bir fiske. Evet, bir 4 yumurta. 4 tane de yumurtamız evet. Var. Ne yapıyoruz kızım? Tabii ki ilk önce hemen pastayı yapacağız arkadaşlar. Bu pastadan hemen 2 tane yapmamız gerekiyor. Unutmayınız. Çünkü biz baba için makaron pastası yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Onu da iki kat gerektiği için iki tane bu tariften aynı şekilde iki tür yapacaksınız siz. Ben bunu tabii ki hazırlayacağım burada da, evde de. Ve bunları göstereceğiz. İlk başta şimdi ne yapacağız kızım? Ben hemen şeker yapacağız. Şeker koyacağız, un koyacağız, vanilya ekstraktımızla bir 8-10 dakika kadar çırpacağız. Böyle açık bir renk alacak hamurumuz. Ondan sonra cuma devam edeceğiz güzel bir pastamızla. Evet, sen bunları koy şimdi arkadaşlar. Ben esnada, çünkü şu bana lazım olduğu için ben unuttum, bunun içine unu koymuştum ama unu diğer kaseye boşalttım, büyük lazım çünkü bana. Onun içine ne katıyoruz kızım şimdi? 4 tane yumurtayı katıyorsun. Yumurta. Şimdi evet. Evet, kolçemle. Aferin benim kızıma. Çikolata yedim arkadaşlar. Çikolata. Benim kızım hep çikolatacı arkadaşlar. Siz öyle yapmayın. Çikolata çok zararlı. Çok az miktarda yiyebilirsiniz ama böyle aşırı şekilde abartmayacaksınız tabii ki. Önce yumurtaları katıyoruz içine. Önce Haribocuydum, şimdi de çikolatacıyım. Önce Haribocuymuş. Şimdi de çikolatacı. Onu kat içine hepsini. Yavaş yavaş bebeğim, yavaş. Dök iyice, dök. Dönder bir tanem. Arkadaşlar. Neden öyle yapıyorsun? Bir tane elim batacak diye korkuyorum. Ay, yıkarsın, ne var sanki? Olmaz. Hadi. Şimdi içine şekerini de kat kızım. Kat kızım. Ve içine vanilya ekstrakt. Aç ondan. Dök bakalım ne kadar dökeceksin. Ne kadar dökeceğiz arkadaşlar. Gezdir şöyle biraz. Gezdir şöyle. Tamam. Çok fazla seviyorum ben bunu ya. Bakın. Arkadaşlar anne burada yanıyor. Ya hepsini kat şunu ya.
Arkadaşlar buna ben doyamıyorum ya. Bu çok lezzetli bir şey. Evet, bunu 8-10 dakika çırpacağız. Evet, koy bir tanem. Arkadaşlar. Koy bir tanem, koy. Yemek yapılırken oynanmaz. Değil mi arkadaşlar? Düzgün yapılır. Lütfen. Oynanır. Kollara bak, her yeri boyamış. Arkadaşlar bunu şimdi 8-10 dakika çırpıyoruz. Arkadaşlar hamurumuz bu şekilde oldu. Bembeyaz oldu. Bu şekilde olduktan sonra hamurumuz tamamdır. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki hemen bu unumuzun içine bak kabartma tozumuzu da katıyoruz. Ve bir fiske tuzumuzu da katıyoruz. Ve bunu karıştırıp diğer malzemelerimize içine katacağız arkadaşlar. Benim kızım kaçtı. Bana bıraktı. Arkadaşlar bunları karıştıralım bir. Tuz, un, tuz, kabartma tozumuzu şöyle bir karıştırıyoruz ki karışsın. Ve buna ne yapıyoruz? Bunun içine şimdi yağımızı katacağız. Şöyle kısık ateşte bu şekilde şimdi yağımızı katacağız. Sonra da sütümüzü. Arkadaşlar bunu da kattık. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu elde edeceğiz. Arkadaşlar hamurumuz bitti. Makinede ben tekrardan bununla bir şöyle bir karıştırdım alt tarafı ki un falan ne oturmasın orada kalmasın. Ve bunu önceden hazırladım böyle tepsimize. Altına yağ kanserdim. Bunu da kenarını bu şekilde katladım. Kalp kullanıyorum. Çünkü sevgililer gününe özel yaptığımız için kalpten yapmak istiyoruz arkadaşlar. Ve makaron olacağı için kalpli makaron yapacağız arkadaşlar. Hamurumuzu buraya dökeceğiz. Ondan sonra hamurumuzu döktükten sonra da 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişireceğiz. Tabii siz her fırın farklı olduğu için lütfen bir kürdanla falan deneyip bakınız. Piştikten sonra hamur zaten tamamdır. Arkadaşlar pastamız pişti. İki tane yaptım bunun gibi. Bir tanesini dolaba koydum bile ben. Bir de bu kenarlarını şu şekilde şöyle biraz kestim ki bu makaron görüntüsünü versin biraz olsun diye. Üzerine şeker hamurunu koyunca görüntüsü sivri kalmasın kenarlarda. Biliyorsunuz ki piştikten sonra bir formda kenarları sivri kalıyor. O da makaron görüntüsü vermiyor. O yüzden üzerlerinizden biraz alıp böyle bu şekilde kenarları birazcık daha nasıl diyeyim yuvarlak şeklinde keserseniz çok daha güzel duracaktır. Bunu şimdi dolaba koyacağız. Arkadaşlar ben burada hazırladım. Bunun üzerini böylece kapatacağız. Dolaba vereceğiz. Yarın pastamıza tekrardan devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün ikinci gündeyiz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İkinci gündeyiz. Dün biliyorsunuz ki hamurun pastasını hazırladık. Bugün de kremasını falan içini hazırlayacağız. Süslemesini yapacağız. Son aşamalarını yapacağız pastamızın. Sonra yarına hazır olacak arkadaşlar. Şimdi hemen uzatmadan geçelim. Hemen ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Bu kreması için 330 gram yumuşak yağ ihtiyacımız var. Yani oda sıcaklığında olacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve 4 tane yumurta beyazımız var. 200 gram kadar şekerimiz var. Bir fiske tuzumuz var. Ve ben tat versin diye de vanilya ekstrat katacağım tekrardan. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben bunu size açıklayayım. Bu yumurta beyazını alacağız. İçine şeker katacağız tuzla. Bunu
70 derecelik kaynamış olan suyumuzun üzerinde su hiçbir şekilde içine gelmeyecek. Sadece tencerenin üzerine koyup da alt taraftan sıcaklığı vererekten karıştırarak sizin anlayacağınız pişirme gibi bir şey yapacağız. Ama elimizi bu yumurta beyazının içine çırparak yapacağız tabii ki bunu. Elimizi parmağımızı batırdığımız anda şeker şeyleri gelmeyecek, hisleri. O zaman bitmiş demektir. Diğer taraftan da tabii ki yağımızı tamamen iyice krem oluncaya kadar çırpacağız arkadaşlar. Güzelce bir şey elde edeceğiz. Yani bembeyaz olacak bu yağ. Onu da sonra buna katacağız. Tabii ki göstereceğiz o civarda. Arkadaşlar ben de burada çikolata yiyorum. Yine çikolata almış benim kız. Yine çikolata almış. Dün sen beni niye yalnız bıraktın, kaçtın? Arkadaşlara hesap ver bakayım. Hadi devam ediyoruz. Sen şimdi içeri 4 yumurta aklının içine 200 gram şekerimizi katıyoruz arkadaşlar. Evet, kolunu şemine aferin. Ve fiske tuzumuzu. Hepsi mi? Evet, onu ben ayarladım. Aferin benim kızıma. Şimdi bunu ocağın üstünde olan sıcak suyumuzun üzerine alacağız. Bir mikser yardımıyla, makineyle ben sürekli çırparak bunu hafif pişirme sürecine getireceğim arkadaşlar. Bunu hatta koyalım şu sıcak suyumuzun üzerine ve bunu şu mikserle, şu şekilde mikserle karıştırarak pişireceğiz arkadaşlar. Vakit alacak. Dediğim gibi elinize herhangi bir şeker şey gelmediği sürece olursa o zaman bitmiş demektir. Elinize hiçbir şekilde şeker püresi gelmeyecek. Hadi ben bunu yapayım bakalım. Arkadaşlar bir yaklaşık 5 dakika kadar çırptım. Bakın bu şekilde şöyle bir sivrik olması gerekiyor. Elimle de test ettim. Hiçbir şekilde şeker falan şey gelmiyor. Hemen bunu ocaktan alıyorum. Altında sıcak suyu var çünkü. Ve diğer işleme başlıyoruz. Arkadaşlar bunu ocaktan aldık. Ben unuttum söylemeye. Ve bu sıcak olduğu için şu alt taraflar biraz daha sıcak. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Bir 10-20 dakika kadar soğuk çırpmaya devam ediyoruz. Soğutmaya çalışıyoruz arkadaşlar ki yağla birleştirelim diye. Arkadaşlar şimdi burada yağımız vardı. 330 gram kadar. O da sıcaklığında yumuşak olan yağımız. Bunu hemen bu mikserimizin altına alıyoruz. Tabii ki şu mikserin ucunu taktığımdan daha iyi olur. Ve içine de unuttum tekrardan hemen belirteyim. 2 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri kattım arkadaşlar. Onu da içinde bırakacağız. Ve bir miktar da vanilya ekstrat katıyorum ben. Ve bunu yaklaşık 10 dakika, yani 8-10 dakika kadar çırpacağız. Beyaz bir yağ elde edeceğiz arkadaşlar. Beyazlaşana kadar çırpacağız. Başlıyoruz. Açalım. Bunu biz açalım. Kendisi yapsın. Arkadaşlar bu da bitmiş durumda. Şunu kaldırayım bir dakika. Şöyle beyazlaşmış. Ve bu hazırladığımız yumurta beyazını da buna katacağız. Tekrardan birazcık karıştırıp sonra kremamızı elde edeceğiz. Arkadaşlar bunları koyuyoruz. Yumurta beyazımız çok güzel oldu arkadaşlar. Suyun üzerinde, sıcak suyun üzerinde yapmamız da çok güzel elde ettik. Bunu makinede tekrardan çırpacağız. Sonra işlemimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Şöyle hafif ateş. Arkadaşlar o kremamız 15 dakikaya kadar çırpacak. Ben makinede koydum. En kısık ateşte arkadaşlar. Yüksek ateş ayara vermeyin lütfen. Ve burada şimdi ben hazırladığımız bu pastamızı çıkardım dolaptan. Bu bayağı bir sık olmuş. Bunu ne yapacağız? Şimdi bunu ortadan keseceğiz. Arasına marmelat koyacağız.
Burada arkadaşlar var zaten. Evet, biz ben ne deniyor? Böğürtler mi? Şu kara şeyden bombiya Almancası ama hemen bak bir arkadaşlara söyleyelim olmazsa. Arkadaşlar böğürtlenmiş. Kızım baktın arkadaşlar bu böğürtlen marmeladından kullanacağız biz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu pastayı tabii ki ilk önce ortalıklı kesiyoruz. Ondan sonra arasına böğürtlen marmeladından koyacağız. Şöyle. Tamam arkadaşlar gönderdik. Şöylece aldık arkadaşlar. Şurada bunun ortasına şimdi marmeladımızı süreceğiz. Arkadaşlar ben bir şey kaçırabilirim galiba buradan. Bakın arkadaşlar. Kaçırma yok. Biraz koyacağız şöyle. Güzelmiş ama arkadaşlar tadı şimdi de. Şunu da şöyle arkadaşlar bunu normalce süreceğiz şimdi. Sonracıma dolaba geri koyacağız. Eğer başka pasta yapmak isterseniz ama bu şey evet, üstüne alabilirsiniz. Meyvelerden de yapabilirsiniz. Ben böğürtlen kullandım. Çünkü kırmızı. Frambuaz yaptığımızdan dolayı daha yapışacaktır. Siz hangisini istiyorsanız. Bir de kesince de o renk gözükecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar başka pasta yapmak isterseniz tabii ki bu tarifi alın. Bir gün bekletin hamuru ondan yapın. Çünkü tadı çok güzelmiş. Eğer üstüne Nutella ya da oraya içerseniz çok lezzetli olur. Evet kızım. Şimdi bunu geri kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle hafifçe bastıralım. Ve ne yapıyoruz? Bunu kapatıyoruz. Ben diğer hamuru da aynı şekilde yapacağım. Sonra kremamız bittikten sonra işleme başlayacağız. Arkadaşlar. Kremamız hazır. Şimdi bundan süreceğiz pastamıza. Ve bunu şimdi bu kremayla üzerine süreceğiz her yerine ve sürdükten sonra da bir 20 dakika kadar da dolapta bekleteceğiz arkadaşlar. 20 dakika yani o 20 bekleyene kadar biz ne yapacağız? O donana kadar bekleyeceğiz. Biz de diğer eşyalı malzemelerimizi hazırlarız. Her yerine süreceğiz arkadaşlar. Evet, her yerine sürelim ve bunu dolapta bir 20 dakika kadar bekletelim. Her iki hamur şeyimizi, pasta hamurumuzu arkadaşlar ben diğerini de yapacağım. Ama sizlere sadece birini gösteriyorum ki çok vaktinizi almayın. 20 dakika sonra tekrardan üzerine süreceğiz. Arkadaşlar birinci şişimizi yapmıştık. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Bir daha bir üzerine süreceğiz. Sonra tekrardan yine yarım saat 20 dakika kadar daha donmasını bekleyeceğiz. Sonra üzerine kaplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Unutmayın bunun gibi iki pasta elde ediyorsunuz. Ben diğerini göstermedim ama diğerini de yaptım tabii ki de. İki tane kalbimiz var yani elimizde. Onları da yaparken yine görürüz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şeker hamurumuz var. Çok sert olduğu için bunu yumuşak elde etmek için birazcık yoğurmamız gerekiyor. Bunu yoğuruyoruz güzelce yumuşak hale getiriyoruz. Yaklaşık bir tane kalp için 400 gram kadar şeker hamuru kullanacağım ben. Bunu güzelce açacağız ve hamurumuzun üzerine güzelce yerleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şeker hamurumuzu açtık. Bir kenara aldım. Pastamızı da dolaptan çıkardım. Bunu bunun üzerine alacağız. Ve kapatacağız pastamızı. Şu şekilde. Yetti de arttı da arkadaşlar. Evet, evet. Arttı. Onunla da artık birazcık bir şey süslüyüz, bir şeyler yapmaya çalışırız. Evet. Bir de kalanını ben yerim arkadaşlar. Yok onları ben yesem ben yerim. Kalanını yiyeceğim. Sen yer olur musun? Olmaz. Hı? Ay bir tane maşkum kopartma dur. Hı. Arkadaşlar bunların da böyle üzerini düzüyoruz. Ben de bir tane lütfen. Hayır pasta yapmadan öyle yapılmaz. Bak sevmediğim hareketi yapmayın tamam mı? Düşüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde düzleyerekten güzelce yapacağız her yerine. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde güzelce yapacağız. Bitireceğiz. Kenarlarını da alalım şöylece.
Arkadaşlar bu şeker hamurunu tabii ki siz isterseniz kendiniz de elde edebilirsiniz. Ama benim vaktimden dolayı şu an için almayı tercih ettim. Arkadaşlar bu pastamızın kenarlarından artan şeker hamurunu şimdi bu şekilde böyle yuvarlayacağız. Kenarlarına tabii o güzel bir görüntüsü olan makaron görüntüsünü vereceğiz pastamıza. Bunu biraz elimle böyle yapayım. Arkadaşlar bunu elimize böyle yuvarladık ve üzerine birazcık baskı veriyoruz şu şekilde. Baskı veriyoruz, 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 veriyoruz arkadaşlar. Kurt gibi olacak. Ezilmiş kurt gibi. Ve şöyle benim bir yardımcım var. Şu şekildeki olanlarla şu şekilde süs şeyler yapıyorum. Böyle izler bırakıyoruz. Ay o makaronun o küçük ayakçıkların süsünü vermiş gibi olacak. Ha o süsünü doğru. Arkadaş ben onu unuttum. Süsü vardı bir tane. Süsü dediğim böyle kenarlarında bir şeyler vardı. Böyle pişince çok güzel bir görüntüsü olur ya makaronun. Bunu yiyince arkadaşlar çok güzel olacak. Anneciğim. Bir de ben şanslıyım arkadaşlar. Hem zamsak ne günü oluyordu anneciğim Türkçe? Cumartesi. Hem yarın pasta yiyeceğim. Hem cumartesi günü arkadaşımın doğum gününe gidip pasta yiyeceğiz. Papagay kuhu. Papağan pastası. O bana yapacakmış ya da ne yapacaklarsa işte. Laktozsuz yiyeceğimmişim. Çok teşekkür ediyorum onlara. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz yenilebilir yapıştırıcımız var. Bu yapıştırıcıyı ne yapıyoruz? Bu pastamızın kenarlarına sıkıyoruz biraz. Şu şekilde sıkarak gidiyoruz arkadaşlar. Annenin telefonu da çok güzel gösteriyor. Anlarım telefonu gözüm önüne getirdi. Göremiyorum ben buradan. Bunu böyle sıktık mı? Sıktık. Evet. Kapatıyoruz. Ve tabii arkadaşlar. Şimdi bunun işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar bu kalacak gibi gözüküyor bana. Ne yapacağız? Allah'ım sizin de ben yemem lazım. Şunları şu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar kenarından. Evet. Anne bir yapıştıramadım. Elimden kaydı evet. Şu şekilde yapıştırıp gideceğiz. Kalmayacak mı arkadaşlar? Ne kalmış kızım? Kalmayacak mı mesajım? Arkadaşlar kalacak kalacak ya. Çok sevindim. Arkadaşlar kalacak. Şimdi şu çok olan tarafı şöylece keselim. Bunu da ben yiyeyim. Arkadaşlar yiyeyim. Şöyle azıcık da bastırıyoruz arkadaşlar. Yapışması için. Şu şekilde bastırıyoruz. Lütfen sen kameraya bak bebeğim. Ben de alayım şuradan. Ve bu hamurumuz bu şekilde bitmiş durumda arkadaşlar. Ve kaçırma sırası da geldi arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Şimdi çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Değişik bir şey yapacağız. Kaçırma zaman yapacağız. Ben bunu koyacağım. Diğer hamuru alacağım. Bu birazcık daha soğusun. Diğer hamuru ters çevirip işlemlere devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar hamurumuzun birini aldık şimdi pastamızı. Şimdi ben süs tabağı aldım. Şunu da kaldıracağız. Şu şekilde. Arkadaşlar nece gözüküyor? Bu çok lekker gözüküyor şimdi. Bir ısırmam lazım da. Ama bunu babanın sevgili gününde yapmamız lazım. Evet, bu şekilde duracak. Arkadaşlar buna ne yapacağız? Şimdi ona tekrardan kremasından süreceğiz. Ama o da çikolata olacak. Evet. Sorun değil. Bir şey olmaz çikolata olsa da. Burada ben bir tane de ahududuymuş bu. Ben Fransızca yanlış söyledim arkadaşlar. Burada ahududumuz var. Burada da marmelatımız var tekrar. Ve burada da ne var arkadaşlar? Çikolatamız var. İçi çilekli çikolata. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ben bu gördüğünüz kremamızı buna boşalttım birazcık. Şuradan azıcık keseceğim şimdi. Şu şekilde. Ve bundan azıcık buraya süreceğiz çünkü. Şundan azıcık buraya yapayım.
Tamam. Şu bu yeterli olacaktır. Yeterli olmayacaktır. Yeterli olacakmış, yeterli olmayacakmış. Arkadaşlar şu şekilde ki kenarlara dikkat edelim. Çok dışa çıkmayalım. Şuradan bir daha sıkayım. Anlayacak ama sana bitti diyor. Yine sıkıyor. Yine sıkıyor. Annecik bir ben de yine sıkacak kesin. Bence evet, yine azıcık daha sıkayım tamam. Bence bir tane daha sıkacak. Bir daha mı sıkacağım sence? Bence sıkmayacak. Bence sıkmayacağım. Çünkü yetti arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu kremadan tabii ki ben nereye gideceğim? Bu taraftan yapayım. Ne dedim? Bir tane daha sürecek dedim. Ve buradan böylece kenarından güzel bir şekilde sıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü gözüküyor anneciğim. Evet. Çünkü benim sıkma şeyim yok. Bu yuvarlak bir şeyde sıkılması gerekiyor. Ama o bende olmadığı için tabii ki kağıdın şeyi gözüküyor şu anda. Ama bir şey olmaz. Bu donacak zaten. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Evet. Sevgili yapıklar anneciğim. Sevgili benim ne? Şu şekilde. Ortadan da bir tanecik bisleri sıkıyor. Sıkacağız. Anne doldurmadın mı? Bisleri doldur. Arkadaşlar buldum. Bence bu çikolatayı da alıp bu kenarlarına yaparız. Bu frambuazı ortaya yaparız ya da bunu. Evet, frambuazı ortaya yaparız. Böyle çok güzel tatlılar gelir. Aslında şöyle yapacaktık. Tekrar üstünden şöyle gidelim. Ah ne güzel en sevdiğin yapıksın anneciğim senden. Ara, bizim tutun mu? Evet tutuyorum. Ama öyle gözükmüyor, sen bakmıyorsun ama. Bakıyorum ya. Bu şekilde zilini arkadaşlar. Şu geri kalan da tabii ki ziyan etmek istemiyorum. Bunu da bir şekilde sıkalım içine artık. Saate baktın mı ondan? Şöyle sıkalım. Anneciğim doldurdu. Hiç güzel sız almadı. Bu içinde çok gözükmeyecek zaten bir tane. Bu içten gözükecek. Hiç güzel olmadı bence. Güzel oldu da sız. Güzel oldu da sız durmadı yani. Süslü diyeyim. Süslü durmadı. Evet. Şimdi göreceksin nasıl süslü durmayacak. Görürüz bakalım. Anneciğim bunun da çok güzel olmasın ya. En çok sevdiğin kırmızı şey. Pişirmesin. Ve arkadaşlar. Oradan yapacağız yine. Anneciğim. Buradan da şöyle azıcık da bunu kesiyoruz. Aslında dokunmayacak için. Burada marmelat. Bu marmelatı da şu aralardan geçiriyoruz. Nefis gözüküyor. Ha yemem lazım diye buradan. Ha oluyor mu? Evet bir tane de buraya yapalım. Ben zannetmem belki çok güzel olacağını arkadaşlar. Çok değil. Ya. Marmelat koyduğumuzdan dolayı mı? Bilmiyorum. Hemen karar verme derim bence. Bir de beyaz şey ben sevmedim çikolatadan koyuyoruz. Evet. Seni sevmediğin çikolata mı? O senin sevmediğin çikolata mı? Evet. Tala aldı bir tane kaçırdı. Tala hep kaçırır zaten o kaçıran. Kaçırma. Çocuk. Yetmez pastaya. O kaçıran çocuk. Arkadaşlar bu şekilde. Bir tane de şundan kaçırmayacağım. Ve ne yapacağız tabii ki. Bir tane ondan kaçırabilir miyim? Ne kadar. Yetersin. Şöyle. Bir saniye. Şeye kadar. Aralarına koyu bitiyor. Bitti. Yes, yiyeceğiz. Arkadaşlar bitiyor. Arkadaşlar. Anneciğim. Efendim. Ama sızlık yapmıyor mu? Yapmıyor. Kardeşlik yapıyor. Tamam alın şunlar da siz yiyin. Arkadaşlar ve çikolatamız vardı burada. Bu çikolatalardan da ne yapıyoruz? Tabii şöyle üzerine ekliyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu dolapta yaklaşık yarım saat daha bekleteceğiz. Çünkü şunların donması gerekiyor. Üzerimize koyduğumuz anda çökmesin hamur pastamız tabii ki. Yarım saat sonra tekrar görüşürüz. Aşçımız nihayet geri geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben de burada yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim oğlum da. Arkadaşlar ne yaptık? Pastamızı yapmıştık. Biz üzerine biraz da
simlerden dökmek istedik şöyle sim olsun diye. Benim kızım azıcık döksün. Hatta ben şöyle etrafa da yayayım. Hem de ben de sen dökeyim. Şey yaparsın. Ben? Bunu sen dökemezsin bebeğim. Aa, ben dökeyim. Ben dökmeyeceğim. Yapacağım. Anneciğim yap, elime getireyim. Arkadaşlar böyle sürünce çok güzel. Eski anneciğim bir dur şimdi. Çok şımarma diyor değil mi? Böylece güzelce birazcık sim olsun arkadaşlar. Evet. Sonra bu pastamızı diğer pastanın üzerine bu şekilde koyacağız. Arkadaşlar bu şekilde oldu pastamız. Bunu da diğer pastamızın üzerine koyacağız. Evet. Ama şu anlık koymak istemiyorum. Çünkü daha henüz donmamış kreması. Üzerine koyduğum an pasta çökecektir. O yüzden onu göz ardı etmeyeceğim. En iyisi onu ben yarın koyacağım. Bugün sabaha kadar bırakayım ben. Yarın bunun üzerine koyacağım. Sonra yarın zaten sevgililer günde bunu keseceğimiz zaman görürsünüz. Sadece üzerine koyacağım arkadaşlar. Bu pastamızı bu şekilde burada sonlandıracağız. Ve yarın tabii ki tekrar görüşeceğiz diyeyim ama herhalde bu videoyu hemen yarın koyacak değilim. Sevgililer gününden birazcık gecikebilir. Tabii ki diğer videolarımızı falan ne ayarladım. Ben onları koymayı düşündüm. Birazcık o gün işte. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Nesret'im. Aman dur oğlum, o kadar emeğim zayi gitmesi, pastaya vurursun. Babaya özel. Bir pasta. Pasta yaptık arkadaşlar. Makaron pastası yaptık. Üzerine de birazcık parlak yapalım. Makaroncu pastacık. Arkadaşlar Alara onu yapıyor henüz daha. Burada diğer pastamızı da getirdim ben göstermek için. Bu pastamızı bu şekilde yapmıştık. Sadece bu pastayı yarın buradan alıp bunun üzerine koyacağız. Üzeri kapanmış olacak. Aşkım elime lütfen. Çok ama ben bunu yapmıyorum şu an çünkü kremesi daha henüz tam donmamış. O yüzden onu yarın yapacağım ben. Yarına kadar donmasını bekleyeceğim. Çünkü çok geç oldu arkadaşlar. Saatimiz bayağı bir geç oldu. Benim kızım yatacak şimdi. Kızım dur bebeğim, bu senin değil ben aşkım. Ben yemedim istemem. Tamam lan, sevgilinle yersin sen de. Sen de yersin boncuk hanımı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videomuzu bu şekilde bitirmek istiyorum. Dediğim gibi bunun üzerine arkadaşlar koyacağız yarın. Sevgililer gününde görürsünüz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.